Okuyorum ben. Okuyorum ben. Kime diyorum? Efendim? Okuyorum, okumuyorum sanmayın. İyi, ne güzel, sevindim sizin adınıza. Ben de sizin adınıza sevinmek isterdim. Adınız neydi? Efendim. Ama siz hep böyle efendim diyeceksiniz. Ben hiç muhabbete girmeyeyim. Döneyim kitabımı okuyayım. Sonuçta okuyan insanım. Anlamadım. Anlamıyorsunuz çünkü okumuyorsunuz. Okusaydınız böyle mi olurdu? Mesela ben günde iki tane kitap bitirmeden uyuyamıyorum. Kalbe de iyi gelir. Adınız neydi? Ayşegül. Şimdi Ayşegül'cüğüm, okuyan insanın hali bambaşka oluyor. Doğrudur. İsterseniz yanımda da bir kitabım var, size verebilirim. Küçük Prens. Büyüklere masallar tadında. Şimdi siz yeni başlayacağınız için ince kitap iyi gelir. Kalını daha sonra, kalını ağır. Yani upper intermediate seviyesinde bir kitap bu. Ne anlatıyor? Ya daha çok ortaçağ döneminin gotik anlayışını en iyi şekilde yansıtıp güldürürken de düşündürüyor diyebiliriz yani. Adı ne? Kromozom Kardeşler. Karamazov olmasın. Olmasın, gözünü seveyim. Vallahi o kelime çok zor, söyleyemiyorum onu. Yalnız adam öyle tasvirler yapmış ki yani muhteşem. Anlıyorum. Yalnız ben de okumuştum o kitabı ama hiç bu sizin dediklerinizden bahsetmiyordu. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi siz bu kitabı okuduğunuzda sizi Ege'nin mavi sularına götürür bu kitap. Ben okuduğumda beni köyümün yağmurlarına götürür. O kadar haylaz bir kitap. Yani diyeceğim şu ki ben 4-5 günlüğüne tatile geldim. Hemen sevişmem lazım. Nasıl yani? Hemen sevişmem lazım benim. Ya gerizekalı. Sevişmez miyiz? Yürü be gerizekalı. Telefon numaranızı verseniz en azından. Sus be, salak gerizekalı. Ama siz hep böyle sürekli gerizekalı diyeceksiniz, ben hiç muhabbete girmeyeyim. Döneyim kitabımı okuyayım. Sonuçta okuyan bir insanım. Gerizekalı ya, geldik şuraya bütün it kopuk, bütün herkes buraya toplanmış, beyinsiz. Okuyan var, lütfen biraz saygı, terbiyesiz. Saygı denen bir şey yok ya. Bak konsantremi de bozdu, elim ayağım titredi. Ben şimdi nasıl okuyayım bunu ya? Ben şimdi nasıl okuyayım, Allah'ım yarabbim. Tansiyonu yükselttim. Pardon hanımefendi ya. Çok özür dilerim ya. İşte çocuk ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ki. Aldı emziği size doğru fırlattı. Yapmadıysa duymaz ki. Daha kulağı tam çıkmamış. Canım, sizin mi bebek? Yok, ben dayısıyım. Ya annesi çalışıyor ya, evde sıkılıyor çocuk. Arada bir de gezdiriyorum işte, dayı yüreği dönmüyor. Aslında ana yüreği dönmez. Dayı yüreği dönür. Normalde ben bu çocuğun ağzını burnunu kırarım ama dayı yüreği işte ya, dönmüyor. Maşallah, çok tatlı, çok güzel bebek bu. Ben de istiyorum bir tane bundan. Telefon numaranızı alabilir miyim? Ne diyorsun sen be? Senden çocuğum olsun istiyorum. Aa, sapık. Sapık değilim ben, dayıyım ben. Defol be, gerizekalı. Zaten ben de dayısı değilim. Ya bana ne her kimsen? Ya daha fazla size yalan söylemeyi kendime yediremedim. Bakar mısınız? Ya kısa süreliğine tatile geldim. Sevişip kaçacağım. Telefon numaranızı verin, bitsin gitsin bu iş. Ya yürü git be gerizekalı. Salak. Beyefendi sarkıtlık mı diyorsunuz? Yok. Ciddi düşünüyorum. Keman mı çalıyorsunuz? Yok, bıraktım. Neden yanınızda getirdiniz? Temizlemeyi bırakamıyorum. Neden bıraktınız? Bırakmadım ki, halen temizliyorum. Çalmayı neden bıraktınız? Ya bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bıraktım. Nasıl yani? Ya, kemanla bir yere varamazsın dedi, ben de öyle bıraktım. Keşke bırakmasaydınız. Ne güzel çalardınız şimdi. Çalamam, bıraktım. Anladım. Çalamam diyorum. Anladım beyefendi. Çalamam, uzun zaman oldu. İyi, tamam. Çalamam, mümkün değil. Bir denesen belki çalarım. Bir deneyim bari. Bu ellerle mi? Ne varmış ellerinizde? Yağlı, güneş yağı sürdüm. Bu çıkmıyor türlerden. Buyurun, bununla kurulayın ellerinizi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Madem ısrar ediyorsunuz, çalayım.
Ya inanmıyorum. Süper, süper. Merci bebeğim. Müthişti yani. Melodiler beni alıp götürdü. Melodilerin alıp götürdüğü yere gidelim mi? Nereye? Benim otele. Otele mi? Ya kısa süreliğine tatil geldim. Hala sevişemedim. Sapık. Efendim? Bir de bunun için keman çalmayı öğrenmiş. Bunun için dediği şey benim için ne kadar değerliydi biliyor musun hanımefendi? Allah'ım ya. Ben bu yaz sevişemeyecek miyim? Abi bırak ya Allah'ım severse ya. Alay fası fısısınız ha. Dönüyorum ben. Beyefendi lütfen. Bir ümit olsa kalırım bir gün daha yani. Beyefendi kalmayın. Ya ne olacak ki ararım pederi bir yüz kağıtta ateşle ateşler yani. Ateşlemesin beyefendi bakın taksiniz de geldi. Ne olacak ki veririm taksiye 5 lira gönderirim. Yeter ki bir ümit olsa. Beyefendi gidin artık. Canım alır mısın valizleri? Sanki senin gözler kal der gibi ha. Beyefendi defolun. Hadi. Sağ ol kutçum.